45. ayet. Ey peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Asrımıza bakan yönüyle Mehdi'ye bakıyor. Evet. Ey Mehdi, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Tebliğci, insanları hatırlatıcı olarak gönderdik. Ve kendi izniyle, Allah'ın izniyle, yani Mehdi'nin kendi gücüyle değil, peygamberimizin kendi gücüyle değil, Allah'ın gücüyle ve kendi izniyle, İnşallah. Allah'a çağıran, Kur'an'a çağıran, İslam'a çağıran ve nur saçan bir çerağı, bir kandil olarak gönderdik diyor. Mehdi'nin özelliğidir. Nur saçar. Hidayet onun yanıyla etrafa yayılır. Çünkü kutbul irşattır. Evet. Bütün feyizler, bereketler onun kanalıyla saçılıyor. Onun için bak nur saçan diyor. Nurdan kasıt hidayettir. İnşallah. Yani Allah senin kanalıyla etrafa dağıtıyorum diyor. Evet hocam. Seni vesile diyorum diyor Allah. Ahir zamanda da Mehdi'yi vesile diyor. Nur saçan bir çerağıdır Mehdi. İnşallah maşallah. Olarak gönderdik. 47. ayet şeytandan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah ne diyor? Müminlere müjde ver. İnşallah. Mehdi ne yapacaktır? Müminlere müjde verecektir. Peygamberimiz ne yapıyordu? Müminlere müjde veriyordu. Maşallah. Kur'an ayetleriyle, hadislerle müjde verdi. Evet. Hem cennetle müjdeledi ama dünya müjdesi de verdi. Evet. Hakimiyet müjdesi verdi. Mutluluk ve sevinç müjdesi verdi ve aynısıyla ne oldu? Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Büyük bir güzellik, büyük bir iyilik. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Bir kurtuluş. Evet. Bir nimet. Tarihi net olarak 2005 tane veriyor. Maşallah. Ne zamana bakıyor? Mehdi'ye bakıyor. Evet. Yani ikinci bir tarih yok. Bir tane tarih veriyor. Evet. 2005. Bak Cenab-ı Allah diyor ki peygamberimize, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Mehdi'ye bakan yönüne ne diyoruz? Darwinistlere, materyalistlere, komünistlere, faşistlere, evet, sabaha kadar sayarım. Evet. Ve münafıklara itaat etme. Maşallah. Onlara karşı mücadele et. Ve eziyetlerine aldırma. Seni hapsettirebilir, iftira edebilirler, hakaret edebilirler. Değil mi? Evet. Kalleşlik yapabilir. Bir kısmı kahpelik yapabilir, oyun oynayabilir. Ve Allah'a tevekkül et. Şimdi bak bunlara karşı mücadele ederken dev bir güç karşısında. Mesela Mehdi'nin karşısında milyarlarca insan oluşan bir güç olacak. Evet hocam. Milyarlarca. O tek başına ve talebelerine. Şimdi bak o zaman insan gözüyle bakarsa, yani dini unutmuş, Kur'an'ı unutmuş bir insan gözüyle bakarsa hem eziyetlerine bakar, etkilenir. Bak eziyetlerine aldırma diyor Cenab-ı Hak. Evet, eziyetlerine evet. Aldırır o zaman. Etkilenir ondan. Kur'an gözüyle bakmasa. Münafıklara itaat etme diyor kafirlere. Münafıklara ve kafirlere itaat eder zayıf olursa. Allah saklı. Evet hocam. Yani kurtuluş olarak der ki ben bunlara itaat edeyim, yakamı kurtulayım der bir evet, insan. Evet. İman gözüyle bakmasa. Ama Mehdi Kur'an gözüyle baktığı için asla itaat etmez. Evet Allah maşallah. Ve eziyetlerini de aldırmaz. Allah diyor eziyetlerini aldırma. Eziyetlerini evet. Aldırma nedir? Tavsiye gibi zannediyor insanlar. Öyle değil. Muhkem. Evet. Farz hüküm. İnşallah. Eziyetini aldırırsa harama girer. İnşallah. Eziyetini aldırmayacak. Haramdır. Ve Allah'a tevekkül et. Bu da bir tavsiye değil. Tevekkül farzdır. İnşallah. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek. Gönlü rahat olacak. Vekil olarak Allah yeter. Allah'a teslim oluyor. Mehdi'nin vasfıdır bu inşallah. Allah alem o zamanlar bir peygambere yine cinsellikle ilgili bir ahlaksızca bir şeyler yapmaya kalkmışlar. Yani bu kafa bunların hep buralarda dönüyor ya evet, münafıkların. Evet. Bak 49. ayet diyor ki Cenab-ı Allah, ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan boşarsanız, yani cinsel ilişkiye girmeden boşarsanız, bu durumda sizin üzerinizde bir sayacağınız bir iddet yoktur. Yani kadının beklemesine gerek yok. Evlenebilir. Evet. Mesela fazlenim bir ihtimal bir kadın o dönemde herhalde boşandı. Eşi dokunmadan boşandı ve peygamberimizden evlenecekti herhalde. Evet, evet. Anladığım kadarıyla öyle görünüyor. Allah da bunu açıklıyor, şerh ediyor. Yani iddet beklemesine gerek yok. Beklemediği için dedikodu yapmış olabilirler. Yani evet. Nasıl oluyor evli kadın boşandı, iddet beklemiyor. Dokunmadıysa, cinsel ilişkiye girmediyse iddet beklemesine gerek yok diyor evet. Cenab-ı Allah. Onu açıklıyor. Artık hemen onları yararlandırın, onlara yetecek bir miktar verin. Yani para verin, imkan verin, ev neyse o kadın yani mağdur olmasın.
ve güzel bir tarzda onları salıverin. Yani boşayabilirsiniz. İnşallah. Ama iddet beklemelerine gerek yok diyor evet. Cenab-ı Allah. Bak arkasından ey peygamber gerçekten biz sana mehirlerini verdiğin eşlerine nikahlı olursa mehir vermesi gerekir. Yani belirli bir para. Evet. Ve Allah'ın sana ganimet olarak verdikleri ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduğu ile bütün cariyeler. Evet. Bak Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik oldukları cariyeler. Evet. Seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, kızını değil, kızlarını. Evet. Tamamını. Evet. Halanın kızlarını, dayının kızlarını. Evet. Ve teyzenin kızlarını helal kıldık diyor. Maşallah. Peygamberimize. Evet. Bu münafıklara acayip koyuyor bu konu. Evet. Acayip. Evet. Açın kafir sitelerini. Başka konu yok. Evet. Hep bu. Evet. Peygamberin gücü, cinselliği. Evet. Cinsel hayatı. Onun kadınlara karşı muhabbeti. Evet. Onun Allah'ın tecellisi olarak onlara karşı sevgisi. Evet. Nasıl oluyor diyor. Ulan Allah senin kalbini mühürlemiş, sır. Evet, inşallah. Ne kelebeğe karşı sevgin var, ne kuşa karşı, ne insana karşı, ne çocuğuna karşı, ne eşine karşı. Peygamber aşk insanı, Allah aşkıyla kalbi coşmuş. Maşallah, evet. Hepsini seviyor, herkesi seviyor. Sahabeleri seviyor, kuşları seviyor, torunlarını seviyor, eşlerini seviyor. Evet. Allah'ın tecellisi olarak seviyor. Bir de kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak istediği mümin kadını da. Diyor ki, geliyor mümin kadın, ben diyor, kendimi sana hibe ediyorum ya Resulallah. Sen benim velimsin, sana aitim diyor. O kadar. Evet, maşallah. İster al, ister alma diyor, sen bilirsin diyor. Bu şey diyor, azatlı cariye deniyor. İnşallah hocam, evet. İnşallah. Peygamberin kendisini almak istediği mümin bir kadını da, müminler için olmaksızın bu amcanın kızları, halanın kızları. Çünkü mesela iki kardeşi birden nikahlayamaz. Evet. Evet hocam. Müslümanlara haramdır. Mesela evet. Bir kardeşini alabilirsin. İkinci kardeşi evet. Alamazsın. Ama peygamberimize helal kılınmış. Evet. İnşallah. İnşallah. Başka istediğin peygamberin kendisine almak istediği mümin bir kadını da müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere senin için helal kıldık diyor Cenab-ı Allah. Evet. Biz kendi eşleri ve sağ ellerinin malik olduğu cariyeler konusunda onlar müminler üzerine neyi farz kıldığımızı bildik, açıkladık. Size bildirdik. Böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. İnşallah. Küfür için kadın bambaşka birdir. Müslüman için bambaşkadır. Evet hocam. Müslüman için Allah'ın görüntüsüdür, tecellisidir. Evet. Onlar için de boşalınacak bir et yığınıdır. Evet hocam. Evet. Yani maymundan gelişmiş bir mahluk gibi görür onlar. Evet. O zaman da o kafadaydılar. Evet. Sonradan da bu kafadalar. Peygamber Efendimiz için de Allah'ın bir tecellisi. Evet, maşallah. Çünkü mesela Hazreti Musa Süleyman'a atları getiriyorlar, cins Arap atlarını. Mesela at sahibi olanın bakara işte yarışa sokalım falan. Evet. Değil mi? Evet. Ya ben bir şey demiyorum yarışa. Yani ne yapıyorsa yaparlar. Ya. Ondan sonra. Tabii yani bahis haramdır. Yani. Evet. O ayrı. Fakat bak atlar geldiğinde ilk yaptığı ne? Bak Kur'an Allah övüyor. Boynunu okşamaya başladı diyor. Boynunu. Evet. Ve bacaklarını okşamaya başladı diyor atın. Müthiş bir sevgi var içerisinde Hazreti Süleyman'a. Ya Rabbi diyor ben bu sevgiye senin rızan için düşkünüm, senin bu yarattıklarına olan sevgiye düşkünlüğümün sebebi senin rızan diyor. Yani senin tecellin olarak gördüğüm için bu kadar seviyorum diyor. Maşallah. Küfür de bambaşkadır. Mal mülk olarak görür o. Evet. O Allah'ın tecellisi olarak seviyor. İnşallah. O devirde böyle bir fitne olmuş ki Cenab-ı Allah münafıklara cevap veriyor ve müminleri de bilgilendiriyor. 51. ayette onlardan dilediğini geri bırakır. Dilediğinde yanına alıp barındırabilirsin. Eşlerinden istediğini tutarsın. İstediğini de bırakırsın. Mesela ailesinin yanında da kalabilirler. Evet. İstediğini yanına alabilirsin.
ayrıldıklarından istek duyduklarına dönmende senin için bir sakınca yoktur. İstediğinde dönüp görüşebilirsin, konuşabilirsin diyor Allah. Onların gözlerinin aydınlanıp yüzüne kapılmamalarına, çünkü bir kısmı kıskançlık yapabilir, üzülebilir, haksızlığa uğradığını düşünebilir. Evet. Peygamberin onlara adaletsiz davrandığını düşünebilir. Haşa. Haşa, evet. Böyle bir şey olmaması için bak diyor Allah, onların gözlerinin aydınlanıp hüzne kapılmamalarına, bak onların gözlerinin içlerine bir ferahlık var, evet, değil mi? Ve hüzne kapılmamalarına, hüznü kaldırıyor Allah üstlerinden ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmalarına. Bak gözleri aydınlanıyor, hüzne kapılmıyor ve hoşnut oluyorlar. Evet. Olmalarına en yakın olan budur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah bilendir, halimdir. Maşallah. Peygamberimiz öyle tatlı, öyle mübarek maşallah. Maşallah. Bundan sonra diyor Cenab-ı Allah, başka kadınlar ve bunları başka eşlere değiştirmek, güzellikleri senin hoşuna gitse bile. Çünkü baktın mı, ben bunu da alacağım diyor Peygamberimiz. Evet, bakıyor, bunu, evet, da alacağım diyor. İnşallah. Maşallah bak. Maşallah. Güzellikleri senin hoşuna gitse bile diyor Cenab-ı Allah. Etkilensen de, hoşuna gitse de sana helal olmaz. Artık durduruyor Allah. İnşallah. Maşallah. Benim o güzel gözlü peygamberim abi. Maşallah. Maşallah. Ancak sağ elinin malik oldukları başka diyor. Yani cariyelerden alıyorsun, alıyor Cenab-ı Allah. Artık İnşallah. Nikahından almak yok sana diyor. İnşallah. Peygamberimize. Allah her şeyi gözetip denetleyendir. Ey iman edenler, rastgele peygamberin evlerine girmeyin. Yani bir sıkıntı olmuş belli. Evet. Yemek vaktini beklemeyin. Mesela oturup yemek vakti bekliyor peygamberin evinde. Beklemeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Peygamber sizi çağırıyorsa girin. Yahut eşleri çağırıyor. Yahut azat şeyler, orada çalışan kişiler çağırdığı vakit girin. Eşleri çünkü perde arkasında görüşüyorlardı. Evet. Yemeği yiyince dağılın. Ve söze dalmayın. Yani sürekli konuşma, evde oturmayın diyor. Yemeği yiyince dağılın. Evet. Gerçekten bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Yani Allah bilir, öyle ağzı alışkanlığı var, cümleler çıkıyor ağzına. Estağfurullah. Yani o kadar şahane bir peygamber ki mesela utanıyor. Ben olsam gümbür gümbür söylerim yani. İnşallah. İnşallah. Çok utangaç. İnce deliliydi peygamberin delisi. Çok pembe beyazdı. Ufacık bir şeyde utanıyor. Kıpkırmızı oluyor. Maşallah. Maşallah. Söyleyemiyor sahabeye yani. Yiyorlar, içiyor, oturuyorlar mesela. Kalabalık zaten küçük oldu ama o devirde o yani şey ama çok kalabalık sahabeler. Evet. Yemek yiyip gitmiyorlar yani sevdikleri için. Devamlı bakıyorlar peygamberimize. O da utandığı için söyleyemiyor. Allah vahiy de söylüyor. Maşallah. O da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. İnşallah. Onlardan peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Evet. Maşallah. Sırf peygamberimize mahsus olarak kalınca bir perde çekiyorlar. Daha önce direkt muhatap oluyorlar peygamberimizin hanımlarına. Evet. Şimdi bir sıkıntı olmuş orada. Yani peygamberimizi rahatsız etmişler. Evet. Bu sizin kalpleriniz için de onların kalpleri için de daha temizdir. Yani niyet açısından daha temiz. Perde arkasında konuşun diyor. Evet. Ama sırf peygamberin eşlerine mahsus bir şey değil. Evet. Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, bakın görüyor musunuz? Sıkmışlar peygamberi, eziyet vermişler. Evet. Ve ondan sonra eşlerini nikahlamanız, Allah esirgesin. Allah sağ olsun. Haşa. Evet. Size ebedi olarak helal olmaz. İnşallah. Onlar bizim annemiz. Evet hocam inşallah. Çünkü böyle yapmanız Allah katında çok büyük günahtır diyor Allah. Demek ki öyle bir risk oluşmuş yani. Evet. Peygamberin eşimizde boşanıp peygamberden boşanması, başka birisinin evlenmesi. Çok çok tehlikeli bir şey bu. Evet. Allah haram kılıyor. Siz bak diyor ki Allah bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da şüphesiz Allah her şeyi bilici olandır. Ben biliyorum diyor Allah. Böyle evet. Bir tehlike oluşmuş. Evet hocam. Böyle bir risk oluşmuş. Allah kökten yasaklıyor. Maşallah. Bak 56. ayet diyor ki Allah şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. İnşallah hocam. Yani tam teslim olun, tam sevgi gösterin, destekleyin, sakın onu üzmeyin, yormayın, var gücünüzle ona hürmetle bağlanın. İnşallah hocam. Ebced'i 1986 tane veriyor. Maşallah. Tek tarih veriyor 1986. Maşallah. Mehdi devrine bakıyor. Maşallah. İnşallah.
Gerçek şu ki Allah ve elçisini eziyet edenler, demek ki Mehdi'ye de 86'da bir eziyet var. İnşallah hocam, evet. Bak Kur'an 56. ayet çok akıcı gidiyor ayet, manidar. 57. ayet diyor ki bak, gerçek şu ki Allah ve elçisini eziyet edenler. Yani 1956 yılında bir eziyet olacağına Kur'an açıkça eziyetlerini işaret etmiş oluyor. Eziyet edenler Allah'a ve onlara dünyada ve ahirette, bak gerçek şu ki Allah'a ve elçisine. Şimdi Allah'a nasıl eziyeti, peygamberi eziyet edin mi Allah eziyet etmiş olur. İnşallah. Allah benim böyle kabul ediyorum diyor. Yani bana eziyet etmiş olursunuz diyor. Allah'a eziyet edenin de Allah'a nasıl paramparça edeceğini bilirsiniz. Evet hocam, değil inşallah. Mi? Bak gerçek şu ki Allah'a ve elçisine eziyet edenler, aslımıza bakan olursa Mehdi'ye eziyet edenler, Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş. Allah lanet etsin Mehdi'ye eziyet edenlere. İnşallah hocam. Kasten yapanlara. Ve onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Maşallah. Bak onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikab etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler. Demek ki Mehdi'ye de iftira atılacak. Bak Kur'an buna işaret ediyor. Evet. Yani peygamberimize ve hanımlarına iftira atılmış o devirlerde. Yani ebced'i Kur'an'ın onu gösteriyor. Allahu alem. Mümin erkekleri ve mümin kadınları irtikab etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler, iftira atanlar ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. İftira atmışlardır diyor. Evet, ve açık bir günah yüklenmişlerdir diyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, andolsun eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar o devirde peygamber aleyhinde münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şehirde kışkırtıcılık yapıyor, haber yayıyor. O zamanın basını, televizyonları, gazeteleri, evet, dedikoducu kadınlar, çocuk, adamlar, tellallar orada burada konuşuyorlar. Yani peygamber hakkında aleyhte haber yayıyorlar. Evet. Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, bunu durdurmayacak olurlarsa gerçekten seni onlara musallat ederiz diyor Allah. İnşallah. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Allah diyor belalarını veririm diyor. Maşallah. Aynı şekilde Mehdi'yle uğraşanların da Allah belasını verir. İnşallah hocam. Buna işaret ediyor Kur'an. İnşallah hocam. Maşallah. Anlaşıldı mı? Onlar da orada pek az bir süre kalabilirler. İnşallah. Bir makamı varsa makamından gider. Evet. İşi varsa işine gider. Sağlığı varsa sağlığını kaybeder. Maşallah. Canı varsa canını kaybeder. İnşallah hocam. İnşallah. Allah'ın dilemesine. Lanete uğramışlar olarak nerede ele geçirilirse yakalanırlar diyor Allah. Ve öldürülükçe sürekli öldürürlerdi. O devirde peygamberimize karşı savaş açanlar, fitne çıkaranlar, İslam'ı, Kur'an'ı ortadan kaldırmaya kalkanlara karşı Cenab-ı Allah Müslümanların kendini koruyacağını söylüyor. İnşallah hocam. Ve tehdit ediyor. Onlar da kendini koruyacaktır diyor böyle bir şey yaparsanız. İnşallah. Daha önceden gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir bu. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir, Zebur'da da böyledir, İbrahim devrinde de böyledir, Nuh devrinde de böyledir. Her devirde bu böyle diyor Cenab-ı Allah. Elçilerimle uğraşırsanız, Mehdilerimle uğraşırsanız sizi perişan ederim. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Bu Allah'ın sünneti. İnşallah. 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 Evet. 59. ayette de, ey peygamber, eşlerine ve kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Yani üstleri kapalı. O zaman kadınlar açık saçık giyiniyorlar. Yani göğüsleri açık. Orası burası, evet, açık. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Hem onları özgür görmüyorlar. Yani, evet, gayrimeşru kadın olarak görüyorlar. Ve tanınmaları için, yani Müslüman olarak tanınmaları ve eziyet görmemeleri. Çünkü eziyet ediyorlar, laf atıyorlar, hakaret ediyorlar bir şey. Bunu engeller diyor Allah. Dış elbiseleri giysinler üstüne. Cilbap.